arkadaşlar getiriyorlar. Onları da size ileteceğim ama. Anlansın diye. Siz önü görürseniz. Açık. Şimdi şöyle. Ses biz, bir. Bundan 3 yıl önce zaten bir dava açmıştık. Ve bu dava yine burada çok geniş kapsamlı. Tüm süreçleri kontrol altında tutan ve işin Albayrak grup üyesi şirketlerde kullanıyorlardı. Ama gelinen aşamada burada birçok sorun yaşandı. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben bir fotoğraf alabilirim. Ben de bir fotoğraf alacağım. Bundan 3 yıl önce yine burada bir basın açıklamasıyla dünya devi olarak adlandırılan Microsoft Corporation adına bir dava açtığımızı, 1,5 milyon dolarlık davayla birlikte grup bünyesinde faaliyet gösteren şirketlere satılan ürünün, yazılımın ayıplı olduğunu ve şirketimizin bu ürünün ayıplı olması nedeniyle zarara uğradığını, şirket bünyesindeki firmaların canlıya geçirilemediği, yazılımın canlıya geçirilemediği ve bunda da biz art niyet olduğunu iddia ederek dava açmıştık. 300 yıl süren yargılamanın sonunda mahkeme emsal niteliğinde bir kısım bakımından emsal niteliğinde bir karar verdi. Şirket politikası olarak grup bünyesindeki şirketlerin ticari sırlarının mahremiyetinin korunması ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını engellemek adına Albayrak grup olarak on-prem ürünü tercih etmiş ve bunun bedelini Microsoft'a ödemiş idik. Ancak 33 ay süren bir kurulum sürecinde Microsoft Corporation ve Türkiye'deki ürününü satan yerli bir firma, aslında o çözüm ortağı, iş ortağı ya da Gold Partner isminin verildiği çözüm ortağı 33 ay boyunca ürünün canlıya alınmasını bir türlü gerçekleştiremedi. Ve biz yaptığımız inceleme ve değerlendirmelerde ürünün canlıya geçirilmemesinin asıl sebebinin grup şirketleri olarak ticari sırlarımızın da ve verilerimizin yurt içinde kalmasını, şirket merkezinde kalmasına yönelik aldığımız ürünün tercih edilmesinin cezalandırılması olarak değerlendirdik. Çünkü Microsoft ürünlerine baktığımızda bulutu aktarılan, yurt dışına verinin gönderilmesini sağlanan, bulut sistemi kullanan firmalarda herhangi bir arızanın olmadığı, uyum sürecinin hızlı yapıldığı, canlıya geçişin daha verimli yapıldığı, ancak bulut sistemini kullanmayan bizim gibi firmaların ise sıkıntı yaşadığını tespit ettik. Mahkeme yaptığı inceleme ve değerlendirmede iddialarımızı haklı bularak yurt dışına tebligat yapılmasına gerek olmadığını, Türkiye'de ürünü satan firmanın Microsoft Corporation'ın acentesi olduğunu, dolayısıyla Türkiye'deki müşterilerin, vatandaşların Amerika'ya tebligat yapılmaksızın haklarını Türk mahkemelerinde ürünü satın aldıkları firma üzerinden arayabileceğini, davayı acentesi sıfatıyla bu firmalara yöneltebileceğine karar vermiştir. Bu emsal bir karardır, önemli bir karardır. Yazılım sektöründe global firmaların hukuku bize göre dolanmak adına uyguladığı bir perdenin aralanmasıdır. Dolayısıyla bu emsal niteliğindedir. Yine mahkeme sözleşmede yer alan zararın sınırlandırılması, yani milyon liralık ürün alıyorsunuz ve Microsoft diyor ki sözleşmesinde biz sadece 5 dolardan sorumluyuz. İşte mahkeme yaptığı incelemede bu sorumluluk sınırlandırmasının da Türk yasaları kapsamında geçersiz olduğunu, hukuka aykırı olduğunu, bu tarz sınırlandırmaların da Türk mahkemeleri tarafından geçersiz olduğuna karar vermiştir. Önemli olan davanın değerinden çok global firmanın Türkiye'de davayı kaybetmiş olmasıdır. Ürününün ayıplı olduğunun, 33 ay boyunca ürününün canlıya alınamadığının tespit edilmiş olmasıdır. Çünkü bu tarz firmalar, global firmalar, verileri yurt dışına aktarmak için bulut dedikleri sistemi, cloud dedikleri sistemi avantajlı hale getirerek firmaların bunu tercih etmesini sağlamaktadır. Ama bizim mücadelemiz, buradaki mücadelemiz ya da Türk kamuoyuna anlatmak istediğimiz Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın, hiçbir firma yurt dışına veri aktarmaya zorlanmasın, doğrudan veya dolaylı yollarla verilerimizin yurt dışına aktarılmasın, önüne geçsin. İşte biz bu farkındalığı artırmak adına Albayrak grup olarak açtığımız davada mutlu sona ulaştık. Toplam 550 bin dolarlık bir bedelin Microsoft ve yerel firma tarafından, bir kısmı Microsoft Corporation, bir kısmı yerel firma tarafından, partneri ve çözüm ortağı tarafından Albayrak gruba ödenmesine karar vermiştir.